أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تدع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، ولا تدع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Hamdimiz, şükrümüz, övgümüz ve minnettarlığımız alemlerin Rabbi olan Allah'a, salatu selamımız, tahiyyatu ikramımız, onun Resulü, bizim önderimiz, örneğimiz, iki cihan serverimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, onun güzel ailesine ve birbirinden kıymetli ashab-ı güzin efendilerimizin üzerine olsun. Selamımız da sizlerle beraber hidayete tabi olan bütün kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Aziz izleyicilerim, bugün sohbetimizde zekat ibadetimizden ve bu ibadetimizin hikmetlerinden bahsetmeye çalışacağız inşallah. Muhterem kardeşlerim, İslam'ın şiarlarından, İslam'ın 5 şartından bir tanesi olan zekat ibadeti, hicretten 1,5 sene sonra, yani hicri 2. yılın içerisinde, oruç ibadetimizin farz kılındığı Şaban ayının ortalarında oruç ibadetimizle birlikte farz kılındı. Dolayısıyla İslam'ın 5 temel umdesinden, ilkesinden biri de olması hasebiyle inkarı asla caiz değil, inkarı Allah muhafaza kişiyi İslam dairesinden çıkartır. Hatta sebepsiz vermemek ve geciktirmenin dahi haram olduğu kitaplarımızda yazılıdır. Ve zekat ibadeti kişinin kendi keyfine bırakılmış, kendi gönlüne bırakılmış, ister verir ister vermez noktasında ele alınacak bir ibadet değildir. Zorunlu yerine getirilmesi, ifa edilmesi gereken mallarımız üzerinde fakirin bir hakkıdır. Dolayısıyla kul hakkıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede Rabbimiz bu durumu şöyle beyan etmektedir. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ O zenginlerin mallarında, mülklerinde, servetlerinde muhtaçlar için, yoksullar için, ihtiyacı olanlar için bir pay vardır. Bu payı veren Cenab-ı Allah'tır. Ayeti kerimenin esasında hem zenginlere hem de fakirlere verdiği çok açık bir ders var. Zenginlere adeta diyor ki, bu senin gönlünden kopan, senin bir bahşişin, senin bir ulufen değildir. Bu hakkı tayin eden, sana bu malı, sana bu rızkı yollayan Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla fakire verdim, ben vermeseydim şöyle olacaktı, böyle olacaktı diye yaptığın iyiliği başa kalkma, nefsin de bununla kibirlenmesin. Fakire de diyor ki, bu hakkı tayin eden benim. Sana göndereceğim rızkın bir kısmını falanca zengin kardeşin rızkının içerisinde yolladım. Git al, bu da senindir. Almakla utanma, mahcup olma. İnşallah Cenab-ı Mevla sana da nasip eder. Yarın, belki bir sene sonra bu sefer sen fakir ve muhtaç kardeşlerine yardım edecek bir konuma gelebilirsin diyor. Adeta fakire de moral ve motivasyon veriyor. Kardeşlerim, zekat ibadeti Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde malumunuz namaz ibadetiyle birlikte zikredilir. Nice ayeti kerimeler müminlere namaz kılmalarını ve hemen peşi sıra zekat vermelerini beyan eder. Bunun hikmetlerinden biri de şu olabilir. Müminler namaz ibadetiyle hayatlarımızın, bedenlerimizin, canlarımızın Cenab-ı Allah'ın emrinde olduğunu gösterir iken zekatımızla da malımızın, mülkümüzün, maddiyatımızın, servetimizin Cenab-ı Allah'ın emrinde olduğunu söylemiş olmaktayız. Kardeşlerim, zekat kelimesinin manası temizlenmek, arınmak, safiyete kavuşmak demektir. Ne demek, nasıl anlayacağız biz bu ifadeyi? Şöyle, malımızın içerisindeki fakirin hakkını temizlemek, dolayısıyla kendi malımızı arındırmak, hatta kalbimizi cimrilikten, pintilikten, mal sevdasından arındırmak, amellerimizi de günahlardan arındırmak manasına gelebilir. Ayet-i kerimede Rabbimiz bu durumu şöyle beyan ediyor. Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. O zenginlerin mallarından, servetlerinden zekatı al ki onunla malları temizlenecek, gönülleri, kalpleri, vicdanları arındırılacak diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Aziz kardeşlerim, bu arındırmayı, bu temizlemeyi şöyle anlayabiliriz.
dünya tatlıdır ve caziptir diyor Efendimiz Sahih-i Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Hepimiz için az veya çok dünyanın cazibesi olduğu malumunuzdur. Mal, madde, servet, dünyalık hepimiz için cazip. Mıknatıs gibi, iğneyi mıknatısın çektiği gibi nefislerimizi, gönüllerimizi çeker Allah muhafaza. Bu çekim kuvveti fazla olursa bu sefer insan dünyalığa, paraya, pula, Efendimizin bazı hadis-i şeriflerinde beyan ettiği dinarın ve dirhemin yani paranın kulu seviyesine düşebilir. Rabbim muhafaza buyursun. Dolayısıyla hastalığa gidebilecek bu sıkıntının tedavisi de elzemdir. Her hastalığın tedavisi kendi cinsinden olur. Dolayısıyla mal kaynaklı bir hastalık varsa bunun tedavisi de elbette vererek, infak ederek olur. Cimriliğin başka türlü tedavisi yoktur. Bir de şöyle düşünelim bu meseleyi. Hadis-i şeriflerinde Efendimiz müminlere nasıl tarif etmişti? Bir bedenin, bir cesedin azaları gibi birbirimize kenetlenmiş idik. O bedenin herhangi bir uzvunda, azasında bir sıkıntı, bir hastalık, bir rahatsız olursa bedenin sair azaları onu ateşle, uykusuzlukla muhakkak hisseder. Bütün sinir sistemiyle vücudumuz birbirimize bağlıdır. Dolayısıyla müminler, genel olarak İslam ümmeti herhangi biri ferdi içerisinde dünyevi kaynaklı, maddi kaynaklı acısı, sıkıntısı varsa dünyanın öbür tarafında dahi olsa bir mümin kardeşinin onu hissetmemesi mümkün değil. Hepimizin bildiği meşhur hadis-i şerifte Efendimiz ne buyuruyor? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Mümin, kamil mümin değildir. Olgun mümin değildir. Aziz kardeşlerim, modern dünya bize belki dedelerimizin aklına hayaline bile gelmeyen nice nimetleri, nice metayı önümüze serdi, ayaklarımızın altına serdi. Ve bu çağın şu hastalığı eski çağlardan biraz daha fazla oldu zannımca. Bireyselcilik, hazcılık, zevkçilik. Odalarımıza, evlerimize, küçük dünyalarımıza kapanıyoruz. Dünyanın bize verdiği nimetlerle mutlu, mutmain, kendimizle yetinen bir hayat sürüyoruz. Halbuki zekat ibadeti bize malımızda, mülkümüzde, servetimizde kardeşimizin de hakkı olduğunu söylüyor. Bunu ifa eden bir müminde bencillik, sadece kendini düşünme, malı paylaşmama gibi hastalıklar ve rahatsızlıklar olmaz diye düşünüyorum. Aziz kardeşlerim, zekat ibadetimizin hikmetlerinden, faydalarından bahsedelim inşallah. Evvelen her ibadetin başlıca hikmeti, başlıca faydası bu olduğu gibi zekat ibadetimizin de başlıca hikmeti, faydası evvelen Rabbin rızasını, dolayısıyla cenneti kazanmaya vesile olmasıdır. Rabbimizin yapın dediği her emir, terk edin deyip de terk ettiğimiz her emir, her yasak bize Rabbimizin rızasını ve dolayısıyla cennet ve cemalullahı kazanma şerefini bize bahşedecektir. Kulluk zaten bizim yaratılış gayemiz değil midir aziz kardeşlerim? Cenab-ı Allah emredecek, buyuracak, dinimizin ayarlarını, şeriatın helal haram sınırlarını o belirleyecek, bize de düşen ona teslim olmak, boyun bükmek ve itaat etmektir. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Medine dışından bir bedevi şahıs geldi. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama kısaca şöyle bir soru yöneltti. Ey Allah'ın Resulü, bana bir ibadet tavsiye edin ki ben onu yapayım ve cennete gideyim. Demek ki bu şahıs çok uzun, çok hikmetli, çok felsefi cevaplar istemiyor. Basitçe hangi ibadeti yapayım ve cennete gideyim, direkt neticeye, direkt hedefe vardıran bir cevap beklemekte. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin cevabı şöyledir aziz kardeşlerim. Cenab-ı Allah'a kulluk eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Farz olan 5 vakit namazı kılar, farz olan zekatı verir, Ramazan orucunu tutarsın ki böylelikle cennete gidersin buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu cevabı alan bedevi biraz da heyecanla, tebessümle o da şöyle mukabelede bulundu. Canımı kudret elinde olan Cenab-ı Allah'a yemin ederim ki bu ibadetlerden fazlasını yapmam, eksiğini de yapmam. Yani tam dediğini yaparım ya Resulallah. Dedi, döndü arkasına bakmadan gitti. Sahabe Efendimiz olayı izleyenler biraz da bedevinin rahatlığından, cüretine de şaşkınlık göstererek Efendimiz'e dönüp baktılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Eğer dediğini yaparsa
eğer sözünü tutarsa cennetliktir buyurdu. Dolayısıyla bütün ibadetler cennete giden yolun kilometre taşlarıdır aziz kardeşlerim. Rabbim her ibadetini, her emrini gönül hoşluğuyla ifa edenlerden eylesin bizleri inşallah. Muhterem kardeşlerim, bu ibadetin bir başka güzelliği, hikmeti de malımız için bir temizlik olması. Zaten zekatın kelime manasının temizlik ve arınma olduğundan bahsetmiştik. Ayet-i kerimeyi bir daha tekrarlayalım isterseniz. Estağfirullah. Hız min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tüzekkihim biha. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, servet sahiplerinin mallarından zekat al, sadaka al. Ki o aldığımız zekat, sadaka malları temizler, vicdanları arıtır. Ayet-i kerime böyle buyuruyor kardeşlerim. Şimdi bize bir anket yapsalar ve sorsalardı, böyle bir ibadet olacak. Fakirin malından, zenginden belli bir pay çıkacak. Zenginin malına, cebine, cüzdanına katılacak. Haydi bu ibadete bir isim bulun diye anket uygulasak, herhalde biz arınma, temizleme gibi kelimeler hiçbirimizin aklına gelmezdi. Ama bu ibadetin hikmeti esasında isminde gizli kardeşlerim. Ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi zekat zenginin mallarını temizler. Tıpkı bir bardak tertemiz suyun içine karışan ve onu kirleten bir damlacık bir kir, bir pis gibi malımızın içinde durduğu zaman biz onu ayırıp fakirlere bizzat kendi sahiplerine teslim etmediğimiz zaman malımız bizim için kirlenecek ve zekatla temizlenmek zorunda kalacaktır. Şimdi bu misal belki fakir muhtaç kardeşlerimin hoşuna gitmeyebilir. Ne yani zenginler bize mallarının kirini, pisini mi veriyor hocam diye sorabilirler. Aziz kardeşlerim, şöyle düşünelim meseleyi. Zengin bir kardeşimiz bir gündelik yevmiye ile işçi tutsa, akşama kadar onu işinde gücünde çalıştırsa, yorsa, terini döktürse, akşam olunca da onun hak ettiği yevmiyesini vermese, o yevmiyenin parası cüzdanında dolaşsa, o cüzdanın tamamı şaibeli hale gelmez mi aziz kardeşlerim? Kul hakkı üzerinde kirli bir servet, kirli bir para, cüzdan olmaz mı aziz kardeşlerim? Ne zaman ki o kul hakkını çıkardı, verdi, dolayısıyla geri kalan malı kendisine helal, hoş oldu, tertemiz oldu ve arındırdı. Dolayısıyla misali böyle anlamakta fayda var. Yoksa fakirlere malın kirini vermiyor zengin kardeşlerim. Bizzat Cenab-ı Allah'ın verin diye tayin ettiği, belirlediği rakamı, yani kendi paralarını veriyor, kendi haklarını veriyor zengin kardeşlerimiz. Aziz dostlar, zekat ibadetimizin bir başka faydası da mallarımızı bereketlendirmesi ve çoğaltmasıdır. Şimdi bu hususta şöyle bir itiraz gelebilir. Hocam 40'ta bir zekat veriyoruz. Hesap makinesine 40 eksi 1 yazınca 39 kalıyor. 39 40'tan küçük. Hani artacaktı? Hani çoğaltacaktı? Şöyle düşünelim aziz kardeşlerim. Evet, 100 lirası olan 2,5 lirasını zekat verecek. Geriye kendisine 97,5 lira parası kalacak. 97,5 yüzden küçüktür. Görünüşte bu kişinin malı azalmıştır. Fakat şöyle düşünelim. Bu ibadeti bize emreden Rabbimiz aynı zamanda bizim rızkımızı gönderen Rabbimizdir. Ayet-i kerime hemen burada bizim imdadımıza yetişiyor, zihinlerimize berraklık katıyor. Estağfirullah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ne infak ettiniz, ne harcadınız malınızdan, mülkünüzden, servetinizden, cüzdanınızdan, neyi bezlettiniz İslam uğruna, fakir fukara kardeşleriniz için? فَهُوَ يُخْلِفُ. Cenab-ı Allah onun arkasını dolduracak, onu artıracak, onu çoğaltacak. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Ondan daha güzel rızık veren var mı? Asla yok. Dolayısıyla zekat aynı zamanda Rabbimizin sözüne, vaadine, kulun itimadını da gösterir. Kaldı ki biz kültürümüzde, dinimizde, dedelerimizden öğrendiğimizde bereket dediğimiz bir kavrama inanırız. Bereketli olan şey, bereketsiz olan pek çok şeyden kişi için, ailesi için, serveti için çok daha hayırlıdır. Bereketli mal harca harca bitmez. Bereketsiz mal nereden geliyor, nereye gidiyor, nasıl yetiştiremiyorum, bu kadar servetin zenginin içerisinde niye para tutamıyorum diye hayıflanan kardeşlerimizi görürüz. Dolayısıyla zekat ve sadakalar mallarımızı azaltmaz aziz kardeşlerim. Bilakis çoğaltır. Hadis-i şeriflerinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor.
kulların sabaha erdiği hiçbir gün yoktur ki Cenab-ı Mevla yeryüzüne görevli iki melek göndermesin. Bu iki melekten bir tanesi o gün akşama kadar şöyle dua eder: Ya Rabbi, verenin malını artır. Ya Rabbi, verenin, infak edenin, tasadduk edenin malını çoğalt diye dua eder. İkinci melek de akşama kadar: Ya Rabbi, vermeyenin, infak etmeyenin, cimrilik edenin, eli sıkı olanın, malını tutanın malını telef et diye dua eder. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Mevla boş yere melek görevlendirmez. Kabul olunmayacak bir dua için hiçbir meleği görevlendirmez. Bağ budama zamanı çok kısa haftalar önce yapıldı. Niçin iyice kısalttık, iyice küçülttük? Tecrübeyle sabittir ki iyice budarsak o senenin ürünü, verimi çok daha fazla olacak. Dolayısıyla Rabbimizin bize olan sözüne güvenelim. Rızık da gönderen kendisi, zekat emrini de veren kendisi. Dolayısıyla biz iman ediyoruz ve biliyoruz ki Ya Rabbi, sen zekat ile bizim malımızı artırırsın. Aziz kardeşlerim, zekat ibadetimizin bir başka hikmeti, faydası da şudur: Cenab-ı Allah'ın bize verdiği zenginliğe, mala, servete karşı bir teşekkürdür. Bir şükür nişanesidir zekat ibadeti. İnsanoğlu kendisine yapılan en ufak bir iyiliğe, kendisine yapılan en ufak bir yardıma, ihsana, ikrama bigane kalmaması lazım. En azından bir teşekkür etmesi lazım. Aksi nankörlüktür. İnsanlığa ve merhamete sığmaz. Peki Cenab-ı Mevla bize onca nimetlerini bezlederken, gönderirken bizim ona şükretmememiz düşünülebilir mi? Dolayısıyla bu şükürde sadece dille olmaz. Dil ile şükretmek belki şükrümüzün yarısıdır. Elhamdülillah ya Rabbi, beni senden başkasına muhtaç kılmadın. Elhamdülillah ya Rabbi, hiçbir kardeşime el açtırmadın. Bu sadece şükrümüzün yarısıdır aziz kardeşlerim. Diğer yarısı o halde: Ehsin kema ehsanallahu ileyk. Cenab-ı Allah sana nasıl ihsan etti, nasıl ikram etti, sen de aynı şekilde fakir fukarayı gör. İşte bu en güzel bir şükürdür. Kaldı ki hiç de korkma, bir başka söz, Rabbimizin bir başka vaadi yetişecek burada, gönüllerimize teskin olacak. Le in şekertum le ezidennekum. Hakkıyla şükrederseniz ben de size nimetimi artırırım diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Muhterem kardeşlerim, bu ibadetimizin bir başka hikmeti de insanoğlunun kalbinde olan mala karşı hırsını, tamahını azaltmasıdır. Malımız, mülkümüz, servetimiz dünyanın her metağı gibi bizim için bir imtihan aracıdır. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz çocuklarımızın, oğullarımızın ve mallarımızın imtihan denenme aracı olduğunu söylüyor. Acaba şükredecek mi, nankörlük edecek mi, bu nimete karşı tavrı nasıl olacak? Rabbimiz bazen vererek imtihan eder, bazen alarak imtihan eder. Dolayısıyla gerektiğinde verebildiğini gösteren insanoğlu kalbinde malına karşı hırs ve tamah biriktirmiyor demektir. Yüreğinde cimrilik olmadığını ifade ediyor demektir. Ama Allah muhafaza, hepimizin nefsinde az da olsa cimriliği emreden bir yön var. Rabbim muhafaza buyursun. Buna iyice kapıldıkça, bu hastalık kronik hale geldikçe, Allah muhafaza, can verdiği anda bile on tırnağının onunu dünya malına geçirmiş ve dünya malından ayrılamayan ama kabre de götüremeyeceğini bilen insanlar haline dönüşebiliriz. Kıymetli dostlarım, zekat ibadetimizin bir başka hikmeti ve faydası da şudur: yoksullara, muhtaçlara birazcık nefes aldırır. Madden birazcık rahatlatır. Dolayısıyla toplumda oluşması muhtemel potansiyel ahlaksızlıkları önler, sosyal adaleti sağlar. İnsanoğlu en temel ihtiyaçları dahi karşılanmazsa, yemek, içmek gibi ihtiyaçların günler boyunca karşılanmadığını bir düşünün. Tok iken hakikaten belli bir çizgide duran, nefsine söz geçirebilen, ilkeli davranabilen insanlar, kendimizi düşünelim. Kaç gün dayanabiliriz açlığa ve susuzluğa? Hele günümüzde televizyon, internet vasıtasıyla zenginlerin türlü türlü zevki sefasını her gün evlerimizde seyrettiğimiz aç insanlar kaç gün dayanırlar açlığa? Kaç gün dayanırlar? Bir süre sonra Allah muhafaza toplumsal patlama olabilir. Ahlaksızlığı körükleyebilir. Bu sefer fakirler zenginlerin malını yağmalayabilir. Rabbim muhafaza buyursun.
Dolayısıyla zekat verildiği zaman hiçbir fakir zengin olmaz. Zannetmesin ki zengin kardeşlerimiz zekatlarını verdikleri zaman fakir kardeşlerimiz onların seviyesine erişecek. Hayır, temel ihtiyaçlarını biraz daha karşılama imkanı bulacaklar. Dolayısıyla onların en temel ihtiyaçlarının karşılanması toplumu koruyacak. Toplumdaki ahlaksızlığı, hırsızlığı, gasp, yağma gibi Allah muhafaza belki sonu teröre varacak olayları baştan engelleyecektir. Aziz kardeşlerim, son sözüm de şu olsun. Son hikmeti, son faydası zekat ibadetinin de şu olsa gerek. Dini kitaplarımızda, ilmihallerimizde şöyle bir ilke vardır. Haram malın zekatı olmaz. Ne demek bu? Bu ibadetin ifa edilebilmesi için müminlere, Müslümanlara zekat ibadeti helal mala teşvik eder insanlar. Haramdan kazanmış bir malı getirse sorsa, hocam bu mala ne kadar zekat düşer? Bu mala 1 lira zekat düşmez. Allah muhafaza, haram mala, haram zenginliğe ancak ateş düşer, nar-ı cahim düşer, azap düşer. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Dolayısıyla nasıl namazı kılmak için abdest almak zorundaysa bir kardeşimiz, zekatı ifa edecek bir kardeşimiz de böylelikle helale teşvik edilecek, helal ilkesine riayet edecek inşallah. Rabbimiz helal mallardan kendisinden başka başkasına muhtaç olmayacak, el açmayacak kadar cümlemize zenginlikler ihsan eylesin inşallah. Başta zekat ibadeti olmak üzere bütün ibadetleri gönül hoşnutluğuyla yapan, dolayısıyla rıza-i bariyi kazanan, cennet ve cemalullah'la şereflendiren kullardan eylesin cümlemizi inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin, rızaen lillahi teala'l Fatiha. Thank you.
Allah'a emanet.